Peki Aleyna, senden devam edelim. Tamam, ben söylemediği şeyleri söylüyorum. Aynı şeyi söylemenin bir anlamı yok. Gönül evde koku gittiği için beğendiğini söylüyor. Koku evet, gitmiş. Evet, mutfakta koku gitmişti. Ben de çok beğendim kokunu. Çok ağır bir koku vardı. Hatta şalımı da kapattım maskeyle beraber. Bu fırının yanında boru vardı, yağlı. Evet. Orayı yapmamışsın. Yaptım. Orayı yapmamışsın. Fırının kesinlikle kenarlarını tellerken kenardan bahsetmiyorum. Bak, aşağısındaki borudan bahsediyorum. Yapmamışsın. Fırının kenarlarını tellerken o boruları da telledim. Hatta yerleri silerken tekrar üzerinden geçti. Yani ben beğenmedim o zaman, öyle söyleyeyim. Yani o zaman yapmadın gibi demeyeceksin. Yapmış gibi demeyeceksin. Ben yapsaydım öyle yapmazdım. Ki puanımı fırının içini yapmamışsın. Fırının içini yapmamışsın. Yapmadım, fırında biliyorsun söyledim. Ki yemek pişiyor. Orasının yapılmasını isterdim. Buzdolabına gelince... Senin bir fırının bile yoktu. Yoktu, olsaydı yapardım. Buzdolabına gelince buzdolabının içini evet güzel olmuş ama önemli olan güzel olması değil, nasıl temizlendiğidir. İçindeki eşyaları, o rafları önce senin güzelce temizleyip kenara koyup onların kurumasını beklerken o sırada buzdolabının içini yapardım ben. Sen tam tersine köpüklemişsin rafları, yerde pis yerdeydi, çok saçma yerdeyken buldum. Yerdeyken köpüklü değildi. Buzdolabının içindeki ilaç konulan yerleri orayı niye yapmadın? Orayı İlaçları yapma çıkartmadık. İlaçlara dokunmadım. Üst raf dedin, ilaçlara bulunuyorsun. Buzluktan bahsedeceğim. Buzluğa girmedim özellikle. Gıdalar olduğu için oraya girmek istemedim. Peki buzdolabının üstüne gelelim. Buzdolabının üstünde hiç dokunmamışsa elime aldığım gibi toz vardı. Ondan da yani şöyle söyleyeyim, buzdolabı bana göre hiçbir şekilde olmamıştı. Evet, baktığımda temiz görünüyordu ama benim için önemli olan temiz olması. Üstten nasıl mi temizlenmiş? Baktığımda temiz görünüyordu da nasıl senin için temiz değil? Çünkü nasıl temizlendiği önemli benim için. Teli kullanırken de teli kesinlikle yıkadığını görmedim. Sarı bezi aldım. Bence buzdolabını temizlerken sarı bez kullanılmaz. Aşırı şekilde tüy bırakıyor sarı zaten. Sarı bezin peşine bir bezle daha geçtim çünkü. Önce terledim, sonra sarı bezle geçtim. Ben orada sarı bezi gördüm. Peşine bir bezle daha geçtim. Bir de kendini hiçbir çok yerde fazla yordun. Yani o kadar yoracağın bir şey yoktu, anladın mı? Çok hırçın davrandın. Ben temizlik yaparken öyle yapıyorum. Surat ifaden de çok düşüktü. Yani belki yorulmuş olabilirsin, evet. Ama ben de dün çok fazla yoruldum. Ona rağmen gülümsemeni her zaman beklerdim. En azından enerjik olduğunu görmek isterdim. Sana baktıkça ben gayet de dünkü yorgunum aklıma geldi, ben de bir tatlı. Peki Aleyna, yani sen Sevda ve Cansu'dan daha iyi temizlik yaptığını düşünüyor musun? Evet. Hala arkasında mısın? Hala arkasındayım. Peki neden o zaman Gülnur sana Cansu'dan daha düşük bir puan verdi? O zaten bir rakip görüyor. Sıkıntı yok yani. Peki salona gelelim. Salonda şu kenarlarda örümcek ağları vardı. Tavanda görmemiştim zaten. Varsa da almış, güzel olmuş. Televizyonu silmişsin ama su lekeleri kalmıştı üzerinde. Kapıyı silmişsin, beğendim. Üstüne falan bayağı dokundum. Hiçbir şey yoktu. Koltuklara gelince koltukların üzerinde burada hayvan beslenmemiş ama herhalde... Uzun süre süpürülmediği için saç toz vardı. Evet, olmuş. Saç beyaz mı? Beyaz şeyler dokunduğumda özellikle büyük şu koltukta üzerinde toz vardı. Yani iyice süpürdükten sonra silmeni beklerdim. Peki banyoya gelelim. Banyo benim için ilk günden beri söylüyorum, çok çok önemliydi. Ben banyo kendim olabildiğince yaptım ve çok iyi yaptım düşünüyorum. Dolabı dersen çok küçük bir dolabım vardı zaten ve hani o kadar böyle seni yoracak bir şey yoktu en azından benimki kadar. Üzerine hortumu, su mu tuttum, ne yaptım bilmiyorum ama elime attığımda evet toz yoktu, bir şey yoktu ama su lekeleri vardı. En azından kurulamanı beklerdim. Kapıya hiç dokunmamışsın. Kapıya elimizi sürüyoruz. Biliyorsun pandemi sürecindeyiz. Orayı da en iyi şekilde temizlemeni beklerdim. Peki Aleyna, senden de puanını alalım. Buyur. Gönlüm çok rahat bir şekilde veriyorum bu puanı. Evet, Aleyna puanını açıklıyor. Bakalım içi rahat bir şekilde verdiği puan kaç puan? Evet Aleyna, buyur. Canım sana puan 2. Dalga geçiyorsun. Gerçekten şu an içi hayır, rahat mı? Hayır, dalga geçmiyorum. İçin rahat olarak bu puanı mı verdin? Evet, içim çok Aleyna rahat. Saçmalama ne olur ya. İçim ya çok ben rahat. O beğenmediğin duşa kabini tellerken ellerin parçalandı. Benim de ellerim parçalandı. Saçmalar, mesele ellerim parçalamak değil. Ben kesinlikle bu puanı kabul etmiyorum canım ya. Canım mesele ellerim parçalamak. Benim yaptığım temizlik. Benim yaptığım temizlik. Olan temiz benim için olmaktı. Senin için neresinin önemli olduğunun benim için bir alakası yok. Ve ben yok asla bu evde yaptığım temizliğe 2 puan kabul... Asla. Sen ben 2 puan kabul etmiyorum. Üzgünüm, benim asla puanım bu. Asla kabul etmiyorum. Ben bu evde asla ikilik temizlik yapmadım. Ben bu puanı kesinlikle kabul etmiyorum. Hayır, kabul etmiyorum. Ben kendim parçaladım. Ben ellerim parçaladım. Ben bu puanı kabul etmiyorum ya.
Sen dün Aleyna'ya 4 verdin, bugün Aleyna'dan sana 2 geldi. Evet ki dün Aleyna'da benim de beğenmediğim yerler vardı. Sırf ona rağmen o kadar emek verdi, o kadar temizlik... Tamam, o zaman öyle verse. Sen asla şimdi bana 4 verdin diye ben sana 4 vermem. Nasıl beklersin? Ben sana 4 verdim diye bana 4 ver demiyorum. Ben senin temizliğine bakıyorum. Ufacık mutfağım vardı ya, ufacık. Tek ufacık kişi zor olabilir. Giriyordum mutfağına. Ufacık olabilir. Şu mutfağım sadece... Benim mi? Sadece şu mutfağım 2 puanlık değil. Ben o dolapların için tek tek indirdim, sildim Aleyna. Sen ufacık dolabına dolabın altına girememiştin. Fırının yoktu. Buzdolabını kendin temizlemedin. Asla ya. Şu ikilik puan asla bu ev için 2 değil. Peki sana bu evin puanı 2 değil. Ben bu puanı kabul etmiyorum. Hayır. Bu ev ikilik bir puan değil. Benim yaptığım temizlik ikilik bir puan değil. Aleyna, 2'de kararlı mısın? Evet. Peki, hayır, ben kabul etmiyorum. 2'yi nereye verdin? 2 sadece benim yaptığım emeğe vermesi gerekiyor. Ben dün sadece bir puanını sırf mutfaktan başladığın için verdim. Bak, dün beni inan sırf ilgilendirmiyor. Sırf o yüzden verdim. İlk yani, verseydin, iki verseydin. Aleyna, gözünde bariz çok çok böyle eksik var mı sence? Evet, var. Peki bu eve göre, şimdi mutfakta çok mutfak dolabı var, beyaz eşyalar var, salonu desen koltuklar pisti, ortalık pisti, kirliydi yani bu ev. Ona rağmen hala 2 mi düşünüyorsun? Evet, hala. Ya bir kere Sevda'nın eviyle kıyaslaması lazım. Dün Gülnur sana 2 verdi ya diye ağladın, zoruna gitti. Evet. Bugün sen neden ağlatıyorsun Cansu'yu? Hayır, ağlamayacağım. Cansu'yu ağlatmak için ben 2 vermiyorum. Ben bu evin temizliğini çok beğenmedim. Hayır, asla. Bana peki çok beğenmediğin 2 mi? Bakın, ben söyledim. Beğenmedim derken bile beğendim dediklerini sıralıyor. Benim için en önemli yer banyo dedim. Senin için önemli yer banyo. Benim tamam, için benim önemli için yer mutfak. Önemli. Ve ben sadece o mutfakta 2,5 saate yakın zaman geçirdim. Asla kabul etmiyorum ya ben. Cansu, bir saat. Bir Cansu'ya bakıp geleceğim. Kimse yorum yapmasın kendi arasında. Ağlamayacağım dedim ya. Sinirlerim boşandı çünkü haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. Ben beğenmedim dedi, banyoda bile sen gördün. O duşakabini ellerimle terledim. 4-6 yorgunluğun ardından 2 gelmesin. Sana çok dokunuyor. Sakin ol, tamam. Sen kendi yaptığın temizliği biliyorsun sonuçta. Ağlamayacağım. Bir içini bir boşalt, bir ağla, sıkma kendini. Yok, ağlamayacağım. Tamam, o zaman derin bir nefes al, biraz kendine gel. İstersen biraz dinlen, geçeyim ben. Tamam, bir su alabilir tamam, miyim? Tamam, sana şimdi arkadaşlar su versinler. Tamam, sen sakin ol. Döndüğünde kendini kaldığın yerden güçlü bir şekilde savunmaya devam et. Tamam, ben de gidip Aleyna ile tekrar konuşacağım. Tamam. Evet, Cansu biraz dinlenecek, bir su içsin, kendine gelsin. Aleyna, 2'de kararlı mısın? Evet, kararlıyım. Kesinlikle değiştirmem. Ya, o zaman dün Gülnur'a bir şey söylemenin bir anlamı yok. Çünkü bugünün Gülnur'u da sen oldun benim için. Yani eğer dün Gülnur'a kızdıysan, onun söylediklerine karşı geldiysen, bugün onun gibi davranmaman gerekiyordu. Ben dün daha çok uğraştığımı düşünüyorum. Cansu'nun plansız çalıştığı için böyle oldu. Ben bir şey söyleyebilir miyim Kadir Bey? Ya tabii ki eksikleri. Ben kimsenin eksiği yok demiyorum. Ama 4 saat uğraşıyoruz. Hani gözünle bariz, aman aman çok kalan bir yer varsa diyorum söyle. Sen sadece salona puan verdin. Mutfağı hiç değerlendirmedin. Mutfağı çünkü mesela... beğenmedim. Peki yok, gündüz bir şey almayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.